Burası NTV Arşivi. Bugünü daha iyi anlamak için dünü bilmek lazım. Geçmişi hatırlamak, doğru okuyabilmek, gelecekle ilgili hatasız adımlar atılmasına neden olabilir. Size yeşil kalp vardı diyoruz. Yeşil kalp. Selametin yola çıkartılan hakiki kalkın. Her şey bol olarak var. Çekil kampanyasını Belediye seçimleri yaklaşıyor. 5 sene boyunca şehirleri, ilçeleri kim yönetecek yakında belli olacak. Şimdi sizleri zamanda bir yolculuğa çıkaracağız. 1963 yerel seçimlerinden başlayacağız. 1994'e kadar anlatacağız. Sahip çıkacak mısınız acınıza? Hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum. En çok oy almasına rağmen İstanbul Belediye Başkanı olamayan aday kim? Yerine kim başkan oldu? Bu soruya yanıt arayacağız. Seçimlerdeki kırılma noktalarını, kampanyaları, şarkıları, şehirleri değiştiren hizmetleri, seçim kodlarını bölüm bölüm anlatacağız. Türkiye'nin seçimleri başlıyor. Mart'ta sandık başına gideceğiz. Sonuçları en çok merak edilen şehirlerden biri de İstanbul. Adına türküler yakılan, şiirler, şarkılar yazılan bu Yeditepe'li şehir seçimlere hazırlanıyor. Bizans'tan Osmanlı'ya tarihi geçmişi, iki kıtayı birbirine bağlayan coğrafi konumuyla İstanbul, dünyanın sayılı şehirlerinden. Öyle büyük ki 14 milyonu aşan nüfusuyla 100'den fazla ülkeden daha kalabalık. Türkiye'deki her 5 seçmenden biri burada. Yani İstanbul. Her partinin, her adayın hayali. Burası İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 2014 rakamları için konuşuyorum. Belediyenin bütçesi yaklaşık 26 milyar lira. Bu rakam 18 bakanlığı geride bıraktı. İstanbul'a ayrılan para Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden bile daha fazla. İşte bu yüzden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı belki de bakanlık koltuğundan bile daha kıymetli. İstanbul'un yeni belediye başkanı kim olacak? Bunu bilemiyoruz. Ancak bundan 20 yıl önce İstanbul için kıyasıya bir seçim yaşanmıştı. Ve o seçimler değil İstanbul'un belki de Türkiye'nin kaderini değiştirdi. İstanbul'a aşığım. İstanbul'u seviyorum. Temiz İstanbul, temiz başkan diyoruz biz. İstanbul halkı için çok güzel projeler hazırladım. Bu projeleri de kendi ekibimle gerçekleştirmek istiyorum. Benim bir tek hedefim var. Eğer nasip olursa İstanbul'a yeniden belediye başkanı olmak ve İstanbul'a bıraktığımız yerden İstanbul'u şaha kaldırmak. O dönem en çok oy alan Refah, ANAP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti bugün yoklar ama 27 Mart 1994 yerel seçimleri İstanbul'un o güne kadar gördüğü en hareketli seçim oldu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'le görüştükten sonra Mesut Yılmaz'la temaslarını sürdüren İlhan Kesici'nin adaylığı giderek kesinleşiyor. Yıldızlar karması gibi adaylar arasından Refah Partili Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı seçildi. ...1994 seçimleri yerel seçim olduğu halde Türkiye'nin yere yakın geleceğine ilişkin önemli ipuçlarıyla dolu bir kırılma tarihidir, kırılma noktasıdır. Adil düzenin kurulmasından başka çözüm yoktur. İlk kez adil düzen 1994 yerel seçimleriyle Türkiye'nin gündemine gelmiştir. Bağımsız ve yeniden büyük Türkiye için adil bir düzen için Refah Partisi yeni bir dünya. Kesinlikle kırılma noktasıdır. Çünkü 1994 seçimlerinden itibaren artık siyasal İslam'ın, Türkiye'de siyasal İslam'ın rejim önlemleriyle bastırılamayacağı anlaşıldı. Merkez sağ yani ANAP'la DYP'nin oyu %37. Merkez solun yani SHP, CHP ve DSP'nin oyu %34'tü. Birleşirler mi diye çok konuşuldu ama gerçekleşmedi. Refah Partisi %25 ile seçimlerden birinci çıktı. Oylar bölündü tartışmasıysa hiç bitmedi.
Aslında merkez partilerin oylarının bölünmesinin sonucudur bu. O partide, Tayyip Erdoğan'ın partisinde bir yükseliş vardı ama ötekilerin eğer aralarında işbirliği falan olsaydı tabii sonuç başka türlü olurdu. Tayyip Erdoğan diğer adaylar arasından nasıl sıyrıldı, nasıl seçimi kazandı? Restorasyon döneminden Türkiye'deki siyasal kamuoyunun umudunu kesmesi. Yani merkez sağ, merkez sol öyle diyelim. Bu çok önemli. Tayyip Bey'in denememiş bir isim olması. Ama tabii bu yetmez. Tayyip Bey'i iktidara getiren sürecin kampanya dünyasına iyi bakmak lazım. O çok birebir ilişkilerle, moral olarak bir dinsel kardeşlik üzerinden temellenen bir siyaset olduğu için onu hazırladı. 1994 belediye seçimleri sırasında iktidarda DYP-SYP koalisyonu vardı. Turgut Özal bir yıl önce hayatını kaybetmişti. DYP lideri Süleyman Demirel, Özal'ın yerine Cumhurbaşkanı olunca Tansu Çiller başbakan seçildi. Başbakan yardımcısı Erdal İnönü de SYP başkanlığına tekrar adaylığını koymadı. SYP'nin yeni lideri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın oldu. Yeter! Söz! Milletin! ANAP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için DYP'den transfer İlhan Kesici'yi aday gösterdi. Kesici daha önceden DYP'den milletvekili adayı olmuştu. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı'ydı. Tansu Çiller'le anlaşamayınca istifa etmişti. Siyaseten yıpranmamıştı. Süleyman Demirel'in yeğeniyle evlenmeye hazırlanıyordu. Renkli kişiliğiyle medyanın ilgisini çekti. Bunun her yerde kolay burnunuz bulunur bir burun değildir. Biraz Laz Sivaslıların burnudur. Halbuki benim ne kadar güzel gözlerim vardır. Kimse gözlerimi fark etmiyor. O dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen SYP'liydi. Ancak aday gösterilmedi. Sanatçı Zülfü Livaneli SYP'nin yeni umudu oldu. Müzisyenden öte kültür adamı kimliği edinmişti. İSKİ skandalıyla yıpranan SYP'nin geçmişine sünger çekebilirdi. Solu birleştirme iddiasıyla yola çıktı ama CHP ortak adaya yanaşmadı. Tek başına adının yeteceği inancıyla SYP'den aday oldu. Düşünebiliyor musunuz? Boğazın altından böyle direkt geçişler sağlanacak. İstediğiniz kadar yapıyorsunuz. Çok pahalı değil, çok çabuk imal edebiliyorsunuz. Su altı köprüsü, böyle kazıklar üzerinde, suyun içinde bir köprü düşünün. DYP'nin adayı ise İstanbul'un eski belediye başkanı Bedrettin Dalan'dı. Belediye başkanlığı seçimlerini kaybedince ANAP'tan ayrılmış, parti kurmuş, milletvekili seçilmişti. İstanbul'da rövanşı almak için 27 Mart seçimlerini bekliyordu. DYP ise parti içi sorunlarla uğraşıyordu. Bizim adaylığımızdan gocunanlar var ve çekilmemizi hayal edenler var. Ertuğrul Günay CHP'nin adayıydı. Aradan yıllar geçti. Günay bir dönem yarıştı Erdoğan hükümetinde bakan oldu. Son olayların yıprattığı SYP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi değil. Şehir plancısı Ahmet Vefik Alp ilk kez 1994'te MHP'den aday oldu. Sonraki 3 seçimde de adaydı. Parti değiştirdi. DYP'ye ardından DSP'ye geçti. Farklı projeleriyle sesini duyurdu. Ama 4 kez aday olmasına rağmen seçilemedi. Tekrar tekrar İstanbul'a başkan adayı oldum. Ama sesimi duyuramadım. Projeler yaptım, yaranamadım. Sayın Ecevit'imle başbakan yaptım. Antalya Kalesi'ni fethetmeye geldim. İstanbul bir vitrindir, bir vizyondur. Mumu sandı seferim. Geliyoruz inşallah. ...94 yerel seçimlerini anlatmaya devam edeceğiz ama şimdi biraz daha gerilere gidelim. İlginç notlarıyla Türkiye'de belediyecilik tarihine bakalım. Burası Beyoğlu Belediyesi, yani Türkiye'deki ilk belediye. Beyoğlu Belediyesi 1857'de kuruldu ancak o dönemki ismi başkaydı. 6. Belediye Dairesi'ydi. Şimdi aklınıza bir ne zaman kuruldu, iki neresi gibi sorular geliyordur. Hemen yanıtını verelim. Bir de iki de yok. Türkiye'de belediyecilik tarihi direkt olarak 6. Belediye Dairesi ismiyle başlıyor. Bunun nedeni de Paris örneğinden yararlanılması. Paris'te kültürel etkinlik ve kent hayatının en hareketli olduğu bölge 6. bölgeydi. Paris'teki isim
aynen kopyalandı. İstanbul'un en renkli bölgesi Pera'ya da bu isim verildi. Beyoğlu her dönem İstanbul'un en gözde belediyelerinden oldu ve kurulduktan 132 yıl sonra yani 1989'da bugünün Başbakanı Tayyip Erdoğan da ilk kez seçimlere Beyoğlu Belediye Başkanı olmak için girdi. O seçim Erdoğan'ın kaybettiği tek seçim oldu. SHP adayı Hüseyin Aslan %29, Tayyip Erdoğan %22 oy aldı. Erdoğan itiraz etti, ilçe seçim kurulu başkanı hakimle tartıştı. Davalık oldu, ceza aldı. 1989 seçimlerinde ben seçimi Beyoğlu'nda kazandım. Ve masada böyle bir olaya girdiler. Ve o zaman bizim itirazlarımız oldu. Erdoğan partili kadınları mutfaktan sokağa taşıdı. Kapı kapı dolaşıp oy istendi. Meyhanelere bile gidip parti anlatıldı. Öyleyse durmuyoruz. Bacılarım ve değerli beyefendi kardeşlerim, şu kalan kısa sürede kapı kapı dolaşıyoruz. Diğer partilerden bir kere daha asılıyorlar ve sabahlara kadar çok yoğun bir faaliyet gösteriyorlar. Buna rağmen kaybediyorlar. Ama o kaybediş onların kazanacağına dair bir inancı biliyor. Bir anlamda bunun provası diyebiliriz. 1989 Beyoğlu bir sonraki seçimin provası oldu. Erdoğan Refah Partisi'nin il başkanı iken 1994'te Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. En önemli farkı diğer adaylar gibi transferle gelmemesi ve parti teşkilatının tam desteğini almış olmasıydı. Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dan hepinize merhaba. Dillerde, tüm gülerle, ellerde, çiçeklerle, gönülde. Tayyip hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Melik Bey nasıl? Buradayım. Buyurun bakalım. Oysa diğer adaylar hem kendi rakipleriyle hem de kendi teşkilatlarıyla uğraşıyordu. DYP'den transfer İlhan Kesici'ye ANAP İl Teşkilatı yeterince sahip çıkmadı. DYP'nin başından geldiğini ve bundan dolayı da... Benzer sıkıntı DYP adayı Bedrettin Dalan'ın başındaydı. Adaylığı örgütle itirazlara yol açtı. Dalan teşkilatı dağıttı, kendi ekibini kurdu. SHP adayı Zülfü Livaneli için durum daha karmaşıktı. Siyasetin içinden gelmiyordu. Ama bu bir avantajdı. Klasik siyasetçi değilim diyordu. Ben başka tip bir politikacıyım, yeni tip bir politikacıyım. Benim dönemimde bir riski meselesi olsa ben o gün istifa ederdim. Ama bu durum aynı zamanda dezavantajdı. Örgütü tanımıyordu, daha sonradan İSKİ soruşturmasından beraat edecek. İstanbul İl Başkanı Yüksel Çengel'in görevden alınmasını istedi. Çengel seçime kısa bir süre kala istifa etti, örgüt karıştı. İSKİ olayıyla ilişkilenmiş kişilerle çalışmak istemediğimi belirttim. Seçimlere 9 ay kala Sivas'ta Madımak Oteli yakıldı, 35 aydın hayatını kaybetti. Şubat 1994'te İstanbul'da tren istasyonunda bomba patladı, cenazeler peşi sıra toprağa verilirken Demokrasi Partisi depli milletvekilleri seçim arifesinde tutuklandı. Türkiye sandık başına giderken gündemde terör, laiklik tartışmaları ve ekonomik kriz vardı. Her elden en az 2 oy istiyorum. Bu başbakan ya gidecek, ya gidecek. Refah iktidarı denenecek. Refah iktidara gelmeden Türkiye'de huzur ve istikrar olamaz. Mucize kişilerle, elinde sihirli değnekle boş konuşan bir takım şöhretlerle değil, bir ciddi hazırlanmış ekiple İstanbul'un yönetilebileceğine inanıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, kuraklık ve temizlik işçilerinin greviyle sıkıntılar yaşamıştı. Ama SHP'ye asıl darbeyi vuran İSKİ skandalıydı. Ve o da aldatılan bir kadının ihbarıyla ortaya çıktı. Ama bana diyorlar ki keşke herkes senin gibi 9 milyarla kapının önüne konsun. Bu para meselesi değil. Yani bir yerde insan tamam anlaşamazdık, ayrılırdık. Öyle bir şey değil. Bir akşam oturuyorsun evine geliyor, kocan Nur'dan senden boşanacağım. İSKİ Müdürü Ergün Göknel eşi Nurdan Erbuğ'dan boşanmak isteyince önce mal varlığı sonra yapılan yolsuzluk ortaya çıktı. Hiçbir şekilde kasıt olmadığına hatta kusur dahi olmadığına vicdanen eminim. Ergün Göknel ceza aldı.
Nurettin Sözen ise suçlamalardan aklandı, beraat etti. Ancak SHP onu bir daha aday yapmadı. Nerede bir rüşvet varsa başlarını koparacak insan Sözen'dir, Sözen'dir. 1994 İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri çok farklı adaylarla ilgili iddiaların havalarda uçuştuğu bir seçimdi. Biz şimdi bir okuldayız, sınıftayız. Peki neden buradayız? Çünkü 94 seçimlerinde adayların öğrenim durumları bile tartışma konusu olmuştu. Hatta ve hatta SHP adayı Zülfü Livaneli'nin okul karnesi bile seçim meydanlarında gündeme gelmişti. Ömer Zülfü Livaneli arkadaşımız bütün derslerinden başarılı olduğunu, sadece felsefeden işte başarısız olduğunu iddia etmişti. Burada da yine bir yalanı çıktı meydana. Nedir? Karnesi mi efendim? Karnesi, tasdiknamesi. 7 dersten başarısız. Felsefeden efendim takıştığım için ayrıldım. Ben çalışkan bir öğrenciydim. Çalışkan olmadığını bu belge söylüyor. Şişli Belediye Başkanı o dönem oyuncu Fatma Girik'ti. Bir kez daha aday oldu, kazanamadı. Bir başka sanatçı Barış Manço da 1994 seçimlerinde DYP'nin Kadıköy adayıydı. Ben Kadıköy'ün tamamından %100 oy bekliyorum. O parti günü vermesine bile bana oy vermelerini istiyorum. Ve ben bilmem bir kişi olarak ortaya çıkıyorum. Yani konu budur. Ama tabii ki o yolun geçişinde prosedür sizin bir parti tarafından sunulmanızı gerektiriyormuş. İzin verirseniz bunun onurunda DYP'ye bırakayım çünkü ben DYP'nin aklına geldim. Ancak sağlığı el vermedi. Seçimden önce çekildi. Barış Manço Cumhurbaşkanı olmak istiyordu ama ömrü yetmedi. Türkiye denince ilk akla gelen kişi olma düşüncesine saplandım. Benim için bu bir şeydi, yani bir yaşam çizgisi sonunda ulaşması gereken bir noktaydı. Tabii ki Türkiye deyince akla Atatürk geliyor. Ben de bunun bilincindeyim ama Atatürk'ün yanında bir ikinci Türkiye denince akla gelen bir insan olabilir mi? Olabilir. Kendime bu kararı verdim. Güley Aslı Türk o dönem atı soyadını kullanıyordu. Şişli Belediye Başkanlığı'nı sanatçı Fatma Girik'ten devraldı. Hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa etti, yurt dışına gitti. 9 yıl sonra da beraat etti. Güley Atın 1994'teki seçim sloganı ise temiz başkandı. Mutlaka oy kullanmanızı istiyoruz. Hangi partiye olsa mutlaka gidin. ANAP'ın adayı İlhan Kesici tam da seçim arifesinde evlendi. Üstelik eşi Binhan Demirel, DYP'nin eski genel başkanı, o dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yeğeniydi. Nikah töreninde ANAP'la DYP, yani merkez sağ birleşir mi, Anayol iktidarı gerçekleşir mi diye konuşuluyordu. ANAP'la DYP arasında toplu bir nikah olabilir mi ileride? Evvela seçimi görelim. Ondan önce bu konuda bir şey konuşmam. Mehmet Ali Şahin Refah Partisi'nin Fatih Belediye Başkanı adayıydı ve kazandı. Ancak oy pusulalarındaki baskı hatası nedeniyle seçimler iptal edildi ve Temmuz 1994'te yeniden sandık başına gidildi. Mehmet Ali Şahin, belediye başkanı. Şimdi yeniden aday olarak siz kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz. Ancak Mehmet Ali Şahin'in istediği olmadı. Anavatan Partisi adayı Saadettin Tantan, Fatih Belediye Başkanı seçildi. Halkımız tarafından herhalde dikkatle takip ediliyor. Anketlerse hep tartışma konusu oldu. 9 araştırmanın 8'inde seçimin galibi SHP görünüyordu. Diğerine göre ise ANAP kazanacaktı. Hepsi yanıldı. Son yapılan kamuoyu araştırmasında ANAP adayı İlhan Kesici %24.4, Refah Partisi adayı Tayyip Erdoğan %22.9. Refah Partili Tayyip Erdoğan geçerli oyların %25'ini aldı. Belediye başkanı oldu. ANAP'lı İlhan Kesici %22'de, SHP'li Zülfü Livaneli %20'de, DYP'li Bedrettin Dalansa %15'te kaldı. Allah'ın izniyle bu millet gerçekleri görüyor, geliyoruz inşallah. Öyle de oldu. Melik Gökçek o yıl geldi, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu, bir daha da kalkmadı. 4 seçim kazandı. Tam 20 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve bu seçimlerde yine aday. Büyük şehirlerde en fazla oyu %22 ile Refah Partisi aldı. İstanbul ve Ankara Refah Partisi'nin oldu. İzmir'i ise DYP'li Burhan Özfatura kazandı. Partiler bölünmüştü. Sağda iki parti, solda iki parti. Bunları unutmamak lazım. Ve özellikle sağdaki, merkez sağdaki iki parti ve liderleri de birbirlerine düşman kardeşler gibi
davranıyordu. Merkez sağ onların elinde birbirini yiyerek yok oldu. Kim çıktı ortaya? Bakıyoruz Refah Partisi. Gömlek değiştirerek, vizyon değiştirerek, farklı bir amaç güttüğünü belirterek bu şekilde merkez sağların da üzerine, bu oyların üzerine oturdu. Tayyip Erdoğan döneminde İstanbul'da yeni boru hatlarıyla su sorunu, geri dönüşüm tesisleriyle çöp sorunu çözüldü. Doğalgaza geçişle hava kirliliği azaldı. Trafiği azaltmak için köprüler, geçitler inşa edildi. Haliç'i temizlemek için çalışmalar yapıldı. Başkanlığı, Siirt'teki konuşmasının ardından 4 ay hapis cezası almasıyla sona erdi. Bu şarkı, bu hizmet şarkısı burada bitmeyecek. Artık şehirlerde kalmadı ama köylerde hala ihtiyar heyetleri seçiliyor. İhtiyar heyeti deyince aklımıza yaşlılardan oluşan bir kurul geliyor ama aslında ihtiyar, ihtiyar etmek seçilen, seçilmiş kişi anlamına geliyor. Osmanlı'dan bugüne seçilen kişiler hep yaşlı olduğu için ihtiyar kelimesinin anlamı değişti. Eskiden ihtiyar seçilen kişi demekken artık günümüzde yaşlı anlamında kullanıyoruz. 100 yıldan beridir belediye üyelerini seçiyoruz. Güncel bir benzetme yapacak olursak köylünün oylarıyla seçilen akil insanlardı onlar. Şehirlerde ise sistem farklı işliyordu. 1963'e kadar halk belediye meclisini seçiyor, meclis üyeleri ise kendi aralarından belediye başkanını belirliyordu. Türkiye yerel seçimlere giderken koalisyon hükümeti vardı ve başbakan İsmet İnönü'ydü. Bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek 27 Mart 1960'ta darbe yapılmış, iktidardaki Demokrat Parti kapatılmıştı. Sonrasında da iki darbe girişimi yaşanmıştı. Anayasa değişince seçmen ilk kez belediye başkanını kendi seçmeye başladı. Demokrat Parti'nin yerine kurulan Adalet Partisi seçimlerin galibiydi. Türkiye genelinde geçerli oyların %45'ini aldı. CHP'nin oy oranı ise %36'ydı. En ilginç seçim vaadi ise CHP'nin Tarsus Belediye Başkanı adayı Celal Kargılı'dan geldi. Seçilirse Tarsus'a Paris'teki gibi Eyfel Kulesi yaptıracağını söyledi, seçilemedi. Haşim İşçen ismi birçok İstanbullu için Saraçhane'deki bu geçitten ibaret. Ancak Haşim İşçen 1963-68 yılları arasında İstanbul'un belediye başkanıydı ve aynı bu geçit gibi birçok önemli hizmete imza attı. İşin ilginci, Haşim İşçen 1963 seçimlerinden ikinci çıkmıştı ama başkanlık koltuğuna oturdu. Çünkü en çok oyu alan Adalet Partisi adayı seçilme koşullarını yerine getirmemişti. Ve bunu ortaya çıkaran da o dönem genç bir CHP'li olan bugünün tanınmış kamuoyu araştırmacısı Tarhan Erdem'di. En çok oyu alan aday usulsüz bir adaydı. Kanuna uygun olmayan, özellikleri kanuna uymayan bir adaydı. O adaya itiraz edildi ve onun oyları sayılmadı. Kendisinden sonra gelen Haşim İşçen'in oyları sayıldı ve o belediye başkanı oldu. Adalet Partisi adayı Nuri Erdoğan devlet memuruydu. Seçimden önce istifa etmesi gerekiyordu ama yapmamıştı. Partinin hukukçuları araştırma yapıyorlar ve bu müşavirlik pozisyonunun devlet memuriyeti sayılmayacağı konusunda bilgi veriyorlar. Dolayısıyla istifa etmemesi gerektiğini söylüyorlar kendisine. Tarhan Erdem hatayı gördü, itiraz etti. İl Seçim Kurulu Nuri Erdoğan'ın aday olma koşullarını yerine getirmediğine karar verdi. Ve yerine en fazla oyu alan ikinci aday Haşim İşcan'ı başkan ilan etti. Hiç böyle bir içinde burukluk olmuş muydu, anlatır mıydı size? Burukluk değil ama bunun hukuken nesnedinin olmadığı ve siyasi bir hareket olduğunu söylemişti, vardır. Neden Adalet Partili başka birini getiremediler? Çünkü seçim bitmişti. Meselenin özü şu, onlar Yüksek Seçim Kurulu'na gittiği zaman da Yüksek Seçim Kurulu aynen şu kararı verdi. Milli irade
kanunlara göre ortaya çıkarsa milli irade olur. Kanuna aykırı milli irade olmaz. Bu karar çıktı. Yüksek Seçim Kurulu'na gittiler. Büyük gürültü. Yani düşününüz. Nuri Erogan belediyeye gitti, teslim aldı mazbatayı. 1968 dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hareketli bir yıldı. Seçim kampanyalarında sağ-sol ayrımı, komünizm tehlikesi işleniyordu. Adalet Partisi yine birinci parti oldu. Zühtü, komünist yakanmaz zühtü, Arnavus gider zühtü, din imanı kalmaz zühtü, sonra yanarsın zühtü, pişman olursun zühtü. 1973 yerel seçimlerine giderken ekonomik sıkıntılar vardı. 12 Mart 1971'de askeri müdahale olmuş, muhtıra verilmişti. İsmet İnönü siyaset sahnesinden çekildi, yerini Bülent Ecevit aldı. CHP 1973 yerel seçimlerinin galibiydi. Ne oldu da CHP bir anda tekrar umut oldu? Çünkü 1950'de çok partili hayata geçildiğinde Türkiye'de ekonomi politik değişti. Tarımda makinalaşmayla beraber kırsaldaki nüfus şehirlere akmaya başladı. 1950'lerden itibaren Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de gecekondular oluştu. Şehirlerin çeperlerinde yeni bir toplumsal sınıf meydana geldi ve bu yeni sınıflar artık sosyal demokrat eğilimler göstermeye başladılar. Gerçekten çok büyük bir siyasi istikrarsızlık vardı. Koalisyonlar dönemiydi. Bir parti geliyor, bir koalisyon, öbür partiyi suçluyor. Terör senin yüzünden tırmanıyor, sen üzerine gitmiyorsun. Öbürü geliyor, terör tırmanmaya devam ediyor. Bu sefer öbür partiyi suçluyorlar. Doğru dürüst kanun çıkmıyor parlamentodan. 1977 yerel seçimlerinde CHP 3 büyük şehri yeniden aldı. O yıllar şiddetin tırmanışa geçtiği dönemlerdi. Ekonomi de tepetaklaktı. Süleyman Demirel'in deyimiyle Türkiye 70 sente muhtaçtı. Türkiye döviz bulamıyordu. O kadar bulamıyordu ki şunu bir örnek olarak vereyim. Türkiye yakıt ithal edemiyordu. Belediye başkanları 12 Eylül 1980'e kadar görevlerine devam etti. Sonra darbe geldi. Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna bir kez daha ara verildi. Silahlı kuvvetler yönetime el koymak zorunda. Şimdi aynı zihniyet, aynı kafa. Bu sefer diyor ki hayır köprüyü sattırmam diyor. Eylül 1980 darbesini yapan generaller sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değil, aynı bunun gibi Türkiye genelindeki tüm belediye meclislerinde feshettiler. Seçimle iş başına gelmiş belediye başkanları gitti, yerlerine atanmış asker belediye başkanları geldi. Asker belediye başkanı dönemini bitirense 25 Mart 1984 yerel seçimleriydi. 1984 seçimlerinin diğer seçimlerden önemli bir farkı vardı. 1977'deki seçimlere katılan hiçbir parti bu seçimde yoktu. Hepsi kapatılmıştı. Eski liderler yasaklıydı. Türkiye Büyükşehir kavramıyla da ilk kez 1984 seçimlerinde tanıştı. Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım. O dönem ülkenin büyük kısmında sıkı yönetim sürüyordu. Kentler göç alıyor, gecekondu sorunu büyüyordu. Turgut Özal ekonomik kalkınma hareketi başlatmıştı. ANAP'ın İstanbul adayı Bedrettin Dalan seçim propagandasında öncelikli olarak gecekonduculara tapu verilmesi üzerinde durdu. Hüsamettin Cindoruk, DYP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı. Taksim'in altına yapılacak alışveriş merkeziyle kaynak yaratılacağını söylüyordu. 1983 milletvekili seçiminde tek başına iktidar olan Anavatan Partisi 1984 belediye seçimlerinde galibiydi. İki seçim arasında sadece 4,5 ay vardı.
İl Genel Meclis oylarına göre ANAP %41 ile birinci parti oldu. Mehmet Altınsoy Ankara, Burhan Özfatura İzmir, Bedrettin Dalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Dalan kendi gözleri gibi masmavi bir Haliç vaat etti. Evin önündeki hali yıktı, sahiller dolduruldu. Denize kazık çakıldı, yol yapıldı. Aksaray metrosu inşa edildi. Bu genç insanlara iş imkanı vaat ediyoruz. 12 Eylül yasakları nedeniyle eski liderler siyasete giremiyordu. Yasaklar kalksın mı diye halk oylamasına gidildi. Turgut Özal'la ANAP hayır kampanyası başlattı. Muhalefet evet dedi. Turuncu hayırı, mavi evet isim geliyordu. Siyasi yasaklardan biri de o dönemin CHP Genel Sekreter Yardımcısı Altan Öymen'di. 1987 Eylül'deki referandum başa baş geçti. Bir hayırlar önde gidiyor, bir evetler geliyor başa baş falan derken böyle kaç bin, 10-15 bin yahut 50 bin falan civarındaki çok az bir farkla yasaklar kalktı. Yasakların kalkması hem eski partilerin başkanlarının ve mensuplarının önünü açtı. İşte yasaklar öyle kalktıktan sonra sihir bozuldu ve ANAP'ın aşağı doğru gitmesi daha da hızlandı. Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş böylece siyasete döndü. Aynı yıl yapılan seçimlerde ANAP birinci çıktı ama partisinin inişe geçtiğini gören Turgut Özal, yerel seçimleri öne çekmek istedi. Bunun için referanduma gitti. İstediğini alamadı, tarih değişmedi. Türkiye, yeni başkanlarını belirlemek için 26 Mart 1989'da sandık başına gitti. Ancak ANAP seçim öncesi yasayı değiştirdi. Oy pusulasında sadece parti ismi yazacak, aday ismi anılmayacaktı. Bu değişiklik Bedrettin Dalan'la partisi ANAP'ın arasını açtı. Propagandasını bağımsız aday gibi yürüttü. Gazetelere ilan verdi ancak ANAP'ın adını, logosunu hiç kullanmadı. Hatta röportajlarında partiler üstüyüm vurgusu yaptı. Yolsuzluk iddiaları, hayali ihracat haberleri, hayat pahalılığı, Turgut Özal'ın yakın çevresiyle ilgili eleştiriler ANAP'ı yıprattı. Belediye seçimlerine giderken parti çok kan kaybetmişti. 5 yılda ANAP'ın oyları yarı yarıya düştü. Bu grafik il genel meclisi sonuçlarını gösteriyor. ANAP'ın 1984'te %41 olan oy oranı 1989'da %21'e geriledi. 5 yıl daha bu masalları dinlemeye, bir limon gibi sıkılmaya gücünüz var mı? Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Yüzünüzü güldüreceğim. CHP kampanyasını gecekondular üzerine kurdu. İstanbul'un arka yüzü ve önce insan sloganlarıyla tepki oylarını hedefledi. Evlere telefon açılıp oy istendi. Adreslere mektuplar gönderildi. Cep telefonları bulunmadığı için, faks yaygın kullanılmadığı için seçmenlere ulaşmakta zorluk çekiyorduk. Biz gönüllü kadın ve erkekli yüzlerce dostumuzdan yararlanarak, mektuplar yazarak, mektupları pullarını yapıştırarak, staf üstü yazarak belki 1 milyon insana, 1 milyon seçmene ulaştığımızı düşünüyorum. Nurettin Sözen diyor ki, değerli hemşehrilerim, her mahalleye otomatik çamaşır makineli bedava bir çamaşırhane. Turgut Özal her ne kadar yanlış anlaşıldım dese de muhalefetin kazandığı belediyelere yardım etmeyeceğini ima etti. ANAP, eli kolu bağlı belediye başkanı ister miydiniz? Farklı dilden konuşan bir belediye başkanı ister miydiniz diye ilan verdi. Açıkça benden olmayan adaylara oy verirseniz ben merkezi idarenin bütün yetkilerini kullanarak sizi cezalandırırım diyen bir dil kullanıyor. Tabii bu dil seçmenin açıkça ve net olarak tehdit edilmesi şeklinde hemen anlaşılıyor. Neticede seçimlerden de, yerel seçimlerden de zaten Anavatan Partisi bir yenilgiyle çıkıyor. Seçimin galibi Sosyal Demokrat Halkçı Parti CHP'ydi. Ankara'da Murat Karayalçın, İzmir'de Yüksel Çakmur, İstanbul'da Nurettin Sözen CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İl Genel Meclisi sonuçlarına göre CHP Türkiye genelinde %28 oy aldı. İkinci parti %25 ile DHP'ydi. ANAP %21 ile üçüncü parti oldu. Alt tabakaya düşünmüyor ki Özal. Hep holdingler. Mahvoldu. Yıl 1985. Dedi ki artık bu yıl hedef %25. Sonuç pahalılık %45 arttı.
5 yıl limon gibi daha sıkılmak istemiyorsanız kampanyası aslında toplumda bir karşılık buldu. Bunu hem bir siyasal iletişim kampanyasının başarısı olarak görmek mümkün ama aynı zamanda yine nasıl ki 70'li yıllarda müzik değişti, dans değişti, 90'lı yıllarda da yine bir hem siyasal koşullarda hem toplumsal koşullarda çok büyük bir alt üst oluşun yaşandığı yıllar. İstanbul'da çöpler Sözen dönemine kadar ya çöplüklerde yığılıyordu ya da denize atılıyordu. 1990'lı yıllarda atık dönüşüm merkezleri kuruldu. Kazlıçeşme'deki dericiler yıkıldı, Topkapı tramvay hattı açıldı. Doğalgaz ilk kez o dönem geldi. Ama Nurettin Sözen'e göre en önemli başarısı Taksim metrosuydu. Tayyip Bey bu görevi devam ettirerek İstanbul'un en önemli sorununa çözümde önemli bir adım atmış oluyor. Farklı bir siyasi düşüncededir diye yapılan bir hayırlı adımı engelleme yoluna gidemeyiz. Yaşanabilir bir çevre istiyorum. O halde Refah Partisi. Refah Partisi'nin yükselişi 1989 seçimleriyle başladı. 1984'teki %4 oy 5 yıl sonra neredeyse %10'a yaklaştı. 1994 seçimlerinde İstanbul ve Ankara alındı. Bir yıl sonra 1995'te Refah Partisi genel seçimlerde birinci parti oldu. Refah Partisi diyor ki 20 Ekim'de oylarınızı adil düzen için kullanın. İktidara gelince sizi unutanları, kendi maaşlarına bir çırpıda zam yaparken işçi ve memuru unutanları siz de unutun. Şu partiye, bu partiye oy vermişler. Camilerini ayırdılar. Bir kısmı o camiye gider oldu. Oraya gidenlerin siyasi düşüncesinde olmayanlar da başka camiye gider oldu. Kahvelerini ayırdılar. Bu doğru bir şey değil ki. Biz de gayet samimi, candan iki tarafından yanlış yaptıkları zaman yanlışlarını söyledik. Ve en ufak bir şiddete yönelik, hakarete yönelik, aşırı suçlamaya yönelik bir şey yapmadık. Onun için toplum ümit olarak bizi gördü. Önce Refah Partisi, ardından yerine kurulan Fazilet Partisi 28 Şubat dönemi sonrası kapatıldı. Milli Görüş'te yollar ayrıldı. Tayyip Erdoğan, muhafazakar demokrat olarak tanımladığı AK Parti ile seçmenin karşısına çıktı. 4 yıl süren İstanbul Belediye Başkanlığı Erdoğan'a başbakanlığa uzanan yolu açtı. Günümüzü etkileyen 1994 seçimleriyle başladık. 80'lere, 70'lere, 60'lara kadar uzandık. Türkiye'de gerçek anlamda belediye başkanı seçimleri ilk kez 1963'te yapıldı. Zaman zaman sandık başında kan döküldü, seçimlere hile karıştı iddia edildi. Bazen iptal edildi, bazen de oy almalarına rağmen başkan koltuğuna oturamayanlar oldu. Ancak tüm bunlara rağmen belediye başkanlığı yarışı 51 yıldır devam ediyor. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim sen rahat. Tek ümidim her şeyim, Özal benim liderim. Haydi! 21 Ekim sabahı yeni bir Türkiye. Haydi! Türkiye'nin farklı bir lidere ihtiyacı var. Gözün aydın Türkiye RSP geliyor. Refah Partisi diyor ki 20 Ekim'de oylarınızı adil düzen için kullanın. Hedefimiz herkese iki anahtar. Her aile bir ev, bir de araba sahibi olabilmeli. Cumhuriyet döneminin en güçlü ekonomik programını getiriyoruz. Haydi bakalım sandıklara, iki